Biz 3 yıl önce Türkiye'den Almanya'ya sığınma başvurusuyla geldik. Çünkü Türkiye'de zor zamanlar geçirdik. Hatırlıyorum. Hiçbir sorgu sual olmadan işimizden çıkarıldık. Yani 15 Temmuz darbe girişiminden sonra bu kanun hükmünde kararnamelerle bir gecede 10 binleri hatta 100 binleri vurdu sonra rakamsal olarak işsiz bıraktılar. Biz de o grubun içerisindeyiz. Sadece bununla kalmıyor. Bununla beraber tabii çevrenin ciddi manada sosyal dışlanmışlığına maruz kalıyorsunuz. Bu cümle önemli Murat Bey. Bunu yazmanız istirham edeceğim. Ben bunun altını Sosyal çiziyorum abi. sosyal dışlanmışlığa maruz kalıyorsunuz. Ve sizi gördükleri yerde suçlu olmadığınız halde herhangi bir soruşturma olmadığı halde polisi arayıp burada işte bir tane örgüt mensubu var diyorlar. Yani daha gelip sizinle konuşan bile yok. Bunu size soran bile yok. Türkiye'de böyle bir ötekileştirilme durumu yaşandı. Ben Kapıya bak. İngilizce öğretmeniydim. Evet. Normalde devlette çalışıyordum. Atıldıktan sonra da birkaç böyle özel okullara şey yaptım, yani başvuru yaptım. Normalde okulların hani İngilizce öğretmeni ihtiyacı hep var. Yani hala da vardı ve hala var, ama mesela özel okulların müdürleriyle görüştüğümde, yani işte her şey uyuyor. Aa, çok güzel tecrübeler var. İşte çok güzel, ama işte ben devletten atıldım deyince şey yapamıyorlar yani. Çünkü milli eğitimle mecburen özel okulda olsa ortaklaşa hani benim dosyalarımın gitmesi gerek ve milli Evet. eğitim bunu kabul etmiyor. Yani, alamıyor yani. Böyle bir sıkıntı. Hani seni atıyor ama her kapıyı da kapatıyor. Yani her yönüyle kapatıyor. İşten atıldıktan sonra memlekete dönmek zorunda kaldık. Annemin babamın yanına geldik biz çocuklarla. Çünkü Ankara'daydık. Hani geçim yok, hiçbir şey yok. Mecburen birilerinin bize bakması Evet, gerekiyor. evet. Bu çok acı oldu yani, hakikaten. Ben 15 Temmuz öncesinde Avrupa Birliği adına, yani Brüksel adına, Avrupa Birliği topluluğu adına proje denetimi yapıyordum. Açığa alındıktan sonra ben çeşitli işler yapmaya başladım. Hani pastanelere pasta malzemesi satmaya başladım. Ondan sonra başka ufak tefek işler yaparak geçimimi sağlamaya çalıştım. Daha sonra şöyle bir şey oldu. Benim çok samimi birkaç arkadaşım, yine benim gibi durumda olan, içeri alındılar. Yani polis baskınıyla ve o dönemler polis baskınları kameralara yansıtılıyordu. İşte haini evin yakaladık, kaçmak üzereyken yakaladık diyor. Adam oturmuş evinde yani hiç kaçma falan yok, şüphesi yok. Tabii aldıkları arkadaşlarla daha sonra görüştüğümüzde işkence yaptıklarını ve daha önceden hazır yazılmış ifadelere imza attırmaya çalıştıklarını işkenceyle. Yani Evet. birini sormuyor. Yani şunun ismini ver demiyor. Şu kağıdı imzala diyor. O orada itirafçı gibi gözüküyor. Hiç tanımadığı insanları ispiyonlamış gibi kağıt imzalatmaya çalışıyorlar. Kırık dökükle adamlar tamam serbest kalıyordu imzalamış olarak ama ömür boyu bir suç isnat ediliyor. Ben 15 Temmuz öncesinde Avrupa Birliği adına yani Brüksel adına Avrupa Birliği topluluğu adına proje denetimi yapıyordum. Orada Milli Eğitim Bakanlığı'na ve Sosyal Güvenlik Kurumu'na projeyi yanlış yürüttüklerinden dolayı yanlış yürüttüklerine dair rapor yazdığım için zaten kurumun hedefindeydim. Beni çağırıp işte ya sen Türkiye'nin tarafında mısın Avrupalıyı mı tutuyorsun şeklinde tehdit ediyorlardı. Ben işimi yaptığımı söylüyordum. Çünkü ben yani buna yeminliydim yani o görevde. Fakat bu o zamanki Erdoğan yanlısı daha doğrusu Süleyman Soylu ekibinden bir başkan beni üstü kapalı tehdit ediyordu. Ya zamanı geldi mi işte buradan ilk tekmeyi yiyeceklerden sensin gibi birkaç kez yüksek sesle bunu dile getirdi. Nitekim birkaç hafta sonra 15 Temmuz oldu. Bu da gösteriyor ki 15 Temmuz ciddi planlı bir çalışmanın ürünü. Daha sonraki süreçte de tabii biz ailemle karar verdik yurt dışına çıkmaya. Fakat ekonomik durumumuz çünkü hesaplar dondurulmuş. Arabamızı satamıyoruz, evi satamıyoruz, bir şey yapamıyoruz. Özellikle kamuda üst düzeyseniz direkt el koyuyor devlet. Yani hiç sormuyor. Bunlar yani öyle kanun hükmünde kararnameyle bu diyor terör örgütü üyesi. Seni alıp sorduğu yok, bir şey yok. El koyuyor. 15 Temmuz'dan
ki sonraki hemen zamanlarda Şubat ayında nezarethaneye girdim. 10 gün kadar kaldım orada. Şeyim şuydu, soru yani alınma nedenim esas ilk neden daha önceden Malatya'da çalıştığım için Malatya Adliyesi'nin önünde 15 Temmuz öncesi hani Zaman Gazetesi'nin kapanma mevzuları falan vardı. İnsanlar şey yapıyorlardı, miting yapıyorlardı. Orada işte mitinge gidenler olmuş yani. O zaman da polis işte herkesin fotoğrafını çekmiş. Bana benzeyen birisi. İşte ya ben o mitingde değilim, sadece yandan görünüş. İşte biri bir şey tutuyor. Yani bir başkası hani bu kişiye benziyor diyerek ilk alınma sebebim öyle olmuş yani. Fakat yani Rabbime binlerce kez şükürler olsun. Hapse koymadı hakim. Fakat şöyle bir şey yaptı. Haftada 3 gün imza verdi bana. Pazartesi, çarşamba ve cuma imzaya gitmek zorundayım. Bir de şehir dışı yasağı. Bu arada kelepçe de verdiler ama şansımdan adliyede kelepçe kalmadığı için Elektronik kelepçe. elektronik kelepçe takılacaktı ayağıma. Hani bir de bunu da not etmişler. Fakat o esnada adliyede kalmamış. Çünkü çok yoğun hani bu çok bir devirdaim oluyor bizlerden dolayı. Evet. Yani ben o kelepçeyi çocuklara nasıl anlatacağım? Hani mesela takı takmayı seven bir insan olduğum için işte çocuklara şey diyecektim böyle hani ben artık ayağıma böyle şeyler de takıyorum. İşte farklı oluyor. Yani çorap giysem acaba onu nasıl yani hep böyle daha takmadan onun nasıl baş edeceğimi düşünüyordum. Yani ciddi böyle bir psikolojik şey olmuştu bende. Sonradan artık hani dedik o kelepçe de olmadan biz Biz çıkalım dedik. çıkalım yani.